geldi. Mesih, Hazreti Davud gibi, Hazreti Süleyman gibi ya da Hazreti Musa gibi bir insan olacaktı. Yani Allah'ın sadık bir kulu, Tevrat'ta tarif edildiği özelliğiyle Rab korkusundan zevk alan biri olacaktı. Esseniler bu Mesih beklentisinin yanı sıra Mesih'in mucizelerini de önceden haber vermişlerdir. Onlara göre Mesih, düşeni kaldıracak, hastayı iyileştirecek, esiri özgür bırakacak, tozun içinde uyuyanı diriltecektir. Sonuç olarak Yahudiler ellerindeki bilgilere bakarak Mesih'in çok yakında geleceğini bilmekteydiler. Çölde, şehirlerde dolaşarak Mesih'in gelişini bekleyen ve buna hazırlık yapan çok sayıda insan ve grup vardı. Hazreti Zekeriya aleyhisselam, Süleyman aleyhisselamın neslindendir. Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da din görevlisi olarak hayatını sürdürmekteyken, Cenab-ı Allah tarafından İsrailoğullarına peygamber olarak görevlendirilir. Zekeriya aleyhisselam yeni bir şeriat getirmemiş, Musa aleyhisselamın şeriatına göre amel etmiştir. Zekeriya aleyhisselam, İşa adında bir hanımla evlidir. Karı koca uzun yıllar evli oldukları halde hiç çocuk sahibi olamamışlardır. Artık iyice yaşlanmışlar ve bu yaştan sonra çocuk sahibi olacaklarına dair pek ümitleri kalmamıştır. Zekeriya aleyhisselamın eşi olan İşa, Hazreti Meryem'in teyzesidir. Hazreti Meryem'in babası olan İmran bin Masan, Beni İsrail din işlerini yürüten önemli isimlerden biridir. Allah Kur'an'ın, gerçek şu ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti. Onlar birbirlerinden türeme tek bir zürriyettir ayetleriyle İmran ailesinin Hazreti Adem, Hazreti Nuh ve İbrahim ailesiyle aynı soydan geldiklerini ve alemler üzerine seçilmiş kimseler olduklarını bildirmektedir. Hazreti Meryem de bu soydan, seçkin kılınmış İmran ailesinden gelmektedir. İmran ailesi, Allah'a samimi bir kalple iman eden, her işlerinde O'na yönelip dönen ve Allah'ın sınırlarını koruyan bir ailedir. İmran'ın karısı olan Hanne, artık yaşlanmaya başlamış ama çocuk sahibi olamamıştır. Bir gün ağaç yaprakları arasında yavrularını besleyen bir kuşu izlerken, tam bir ihlas içerisinde Rabbinden bir çocuk ister. Cenab-ı Allah onun duasını kabul eder ve Hanne, Meryem'e hamile kalır. Hanne aslında bir erkek çocuk istemektedir. Rabbine şöyle dua etti. Rabbim, karnında olan bu çocuğu dünya işlerinin hepsinden azade olarak sırf senin ibadetine ve Beyt-i Makdis'in hizmetine adadım. Ya Rab, bu nezrimi kabul et. Zira sen kullarının dualarını işitir ve niyetlerini bilirsin. O dönemde din hizmetlerine sadece erkek çocuklar bağışlanmaktadır. Dini hizmete adanan bu erkek çocuklar, olgunluk çağına erişinceye kadar orada hizmette bulunur ve ilim öğrenir, daha sonra isterlerse o hizmette kalırlardı. Hannenin eşi İmran, Hazreti Meryem'in doğumunu görmeden vefat eder. Hanne nihayet dinin hizmetine adadığı çocuğunu dünyaya getirir. Ancak doğan çocuk bir kızdır. Rabbinin kendisine bir kız çocuk vermesinde mutlaka bir hikmetin bulunduğunu düşünen Hanne yine Rabbine yönelir. Hani İmran'ın karısı, Rabbim, karnında olanı her türlü bağımlılıktan özgürlüğe kavuşturulmuş olarak sana adadım, benden kabul et.
Şüphesiz işiten, bilen sensin, sen demişti. Fakat onu doğurduğunda, Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilirken dedi ki, Rabbim, doğrusu bir kız çocuğu doğurdum. Erkekse kız gibi değildir. Ona Meryem adını koydum. Ben onu ve soyunu o taşa tutulmuş, kovulmuş şeytandan sana sığındırırım. Allah, Hazreti Meryem'in annesinin onu her türlü bağımlılıktan özgürlüğe kavuşturulmuş olarak Allah'a adadığını bildirmektedir. Bu ifadenin Arapçasında geçen muharraren kelimesi, sadece ahiret işleriyle uğraşan, dünyayla ilgisi bulunmayan, Allah'a sürekli ibadet eden, Allah'ın mabedinin hizmetinde olan, ihlaslı bir şekilde ibadet eden, ibadetinde dünya amacı bulunmayan kişi anlamlarına gelmektedir. Gerçek anlamda özgürlük, insanın yalnızca Allah'a kulluk edip ona teslim olması, varlıklara ya da bir takım değerlere kulluk etmekten tamamen kurtulmasıyla elde edilebilir. İşte İmran'ın hanımı da Hazreti Meryem'i her türlü bağımlılıktan kopmuş olarak Allah'a adadığını söyleyerek, Allah'a dua etmekle onun yalnızca Allah'a kulluk eden, insanların rızasından tümüyle uzaklaşmış bir insan olmasını dilemiştir. Hazreti Meryem dünyaya geldiğinde annesinin tavrı yine Allah'ı razı etmeye yönelik olmuştur. Hemen Allah'a yönelmiş, hem Hazreti Meryem'i hem de onun soyunu şeytanın şerrinden koruması için Allah'a içtenlikle dua etmiştir. Allah, İmran'ın hanımının bu samimi duasını kabul etmiş ve bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi ayetiyle bildirdiği gibi, Hazreti Meryem'i en güzel şekilde yetiştirmiş, onu üstün bir ahlakla ahlaklandırmıştır. Hazreti Meryem'in annesinin Allah'a olan bu samimi imanı, her işinde kendisine yalnızca Allah'ı vekil edinmiş olması, yardımı, nimeti daima Allah'tan istemesi, ona ihlasla ve derin bir teslimiyetle bağlanmış olması, tüm iman edenler için çok önemli ve üzerinde düşünülmesi gereken bir örnektir. Hanne, kızı Meryem'i yanına alarak Beyt-i Makdis'e doğru yola çıkar. Meryem'i eğitimi ve yetişmesi için oradaki din adamlarına teslim edecektir. Buradaki din adamları Hazreti Harun'un neslindendir ve başlarında Hazreti Zekeriya bulunmaktadır. Hanne durumu onlara anlatır ve kız olmasına rağmen kendisinin onu bir kere Allah yoluna adamış bulunduğunu söyler. Din adamları Hazreti Meryem'i kabul eder ve Meryem'in himayesi, akrabalık bağı göz önünde bulundurularak Hazreti Zekeriya'ya verilir. Hazreti Zekeriya Allah'ın hidayete eriştirdiğini, salihlerden olduğunu, alemlere üstün kıldığını ve dosdoğru yola yöneltip ilettiğini bildirdiği peygamberlerdendir. Allah Kur'an'da Hazreti Zekeriya'dan övgüyle bahsetmiş, onun Allah'a olan bağlılığına, takvasına ve güzel ahlakına dikkat çekmiştir. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da hidayete eriştirdik. Onların hepsi salihlerdendir. İsmail'i, Elyesa'yı, Yunus'u ve Lut'u da hidayete eriştirdik. Onların hepsini alemlere üstün kıldık. Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden kimini bunlara kattık. Onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip ilettik. Hazreti Meryem büyüyor ve kendini dini ilimlerde hızla geliştiriyordu. Hazreti Meryem'deki değişiklik kısa sürede Hazreti Zekeriya'nın dikkatini çekmiştir. Hazreti Zekeriya, Meryem'in Allah katında çok makbul bir kul olacağını anlamıştır. Hazreti Meryem'in başına gelen bazı olaylarla Allah'ın onu rahmetiyle desteklediğine ve çeşitli vesilelerle onu kendi fazlından nimetlendirdiğine şahit olmuştur. Allah bu olaylardan birini
Âl-i İmran suresinde bizlere şu şekilde bildirmiştir. Zekeriya'yı ondan sorumlu kıldı. Zekeriya her ne zaman mihraba girdiyse yanında bir yiyecek buldu. Meryem, bu sana nereden geldi deyince, bu Allah katındandır. Şüphesiz Allah dilediğine hesapsız rızık verendir dedi. Hazreti Zekeriya'nın bu sorusuna verdiği cevapla Hazreti Meryem de Allah'ın kendi üzerindeki fazlını ve rahmetini dile getirmiştir. Hazreti Meryem'in bu güzel özelliklerine şahit olan Hazreti Zekeriya, sürekli olarak Rabbinden bir çocuk istemektedir. Neslinin sürmesi ve yaptığı hizmetin devam etmesi için bir çocuğa ihtiyacı vardır. Ancak kendisinin ve hanımının artık çocuk sahibi olma yaşları geçmiştir.